Saygıdeğer izleyenler, Çaybaşı ilçesi Tekke ve Namazlı, Namazlı mahallesindeyiz. Burada yaklaşık 2 yıl evvel yol medeniyettir. Yola yerimizi verelim de gelen geçen dua eder inancıyla ki doğru bir hareket yer verdiği halde 17 yıllık iktidara rağmen halen daha yolları yapılmadığı şöyle dursun. Bir de heyelan tehlikesiyle yüz yüze olan bu yer sahibiyle beraberiz. Kendisinden şimdi bu yol ile ilgili, verdiği yer ile ilgili hangi bakan ve mevkilere neler söylemiş, neler ne cevaplar almış, bugün neden bu yolun haberini yaptırmak mecburiyetinde kalmış kendisine söylüyoruz. Sayın Sağlam, önce sizi tanıyalım. Biz tanıyoruz da kamuoyu da tanısın. Buyurun efendim. Mehmet Sağlam, Çaybaşı Namazlı Mahallesi'ndenim. Evet. Doğuma büyüme buradayım. 50-55 seneden beri Ünye'de esnaflık yaptım. Şu anda köyümdeyim. 1,5-2 sene önce Ordu Büyük Belediye Şehir Belediyesi'ne biz bu yolu yarmaya başladılar. Ben bu yolu vermek mecburiyetine kaldım. Şöyle kaldım. Yolu vermediğim zaman da bak medeniyet görmüşün de vermediler gibilerinden gelir diye mecbur kaldım, verdim. Tamam. Bana insan olaraktan verdik. Bana dediler ki biz bu yolu yardığımız zaman da bunun hemen akabinde buraya biz taş duvar yapacağız diye bana söylediler. Ana yolunuz da yapılacak. Ana yolumuz da yapılacaktı. Buranın uzunluğu 70 metre. Bu bahçe komple benim 70 metre. Yüksekliği de 15-20 metre buranın yüksekliği. Benim bahçem devamlı yukarıdan aşağıya geliyor. Sayın valiye yazı yazdım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanına aynı yazı yazdım. Çaybaşı Kaymakamına da yazdım. Hep gelen bana yazılar, belediyenin imkanı dahilinde para olursa yol yapılacakmış. Yani ben bu yolu belediye ne zaman para gelecek diye mi bekleyeceğim biz burada? Ben Çaybaşı Kaymakamına söyledim. Benim yolda tabi işi yok. Eğer bu yol yapmazsa ben bu yolu keseceğim arkadaş. Şartlar ne olsa olsun. Dedim. Kendilerine de söyledim. Çünkü görülüyor ki heyelan tehlikesi var. Bir miktar akmış. Zaten ben buradan bir buçuk dönüm üzerinde ben yer verdim. 70 metre, 80 metre bunun uzunluğu karşısında yukarıda devamı bahçe. Devamı da var. Devamı var bu bahçenin. Evet. Yuvası da uçuyor, devamlı geliyor. Yani ben ne yapmam lazım? Kaymakama söylüyoruz, yok. Çaybaşı Belediye Başkanı'nda zaten imkanı yok. Ordu Belediyesi ne varsa zaten orada imkan sallıyor. Bize baktığı falan yok yani. Hiç kusura bakmasın. Gezip gördünüz yollar. Ya ben oraya gittim. Her taraf olmuş beton şey, geçi geçmeyin yerlerde beton şey yol olmuş. Bizim buraya ne bakan var ne de var. Oyu bizden alıyorlar. Ne güzel, oh rahat. Biz bu sene yine 3 tane oy çıktı bize burada başkasından. Gerisi komple ANAP'a çıktı. AKP. Olmasa başbakana da, reis cumhuruna da şey göndereceğim. Aynısını göndereceğim. Vallahi bana Çaybaşı Belediyesi dedi ki bir 10-15 gün sabret dedi. Bu hafta yanına gittim benim. 15 gün daha sabredeyim. Yetmezse dozarı geçeceğim. Şuradan burayı keseceğim burayı. Ne olacaksa olsun. Haklısın. Ne olacaksa olsun kardeşim. Haklısın. Böyle bir şey, böyle bir hayat yani var ya. Yani şimdi paramız yok diye geçerken bir heyelan olsa, hiç. Birileri altına kalsa. Bırak birileri, sefer... benim bahçem üstüne çay geliyor abi. Bir yağmurda tekrar geldi, bak orası geldi. Bir daha gelecek, üstüne kırıldı. Üstüne çay bir daha gelecek. Yani bize yazık değil mi? Ben yolu vermekle hata mı yaptık yani buradan? Yok. Olur. Allah Allah. Büyükşehir parası olursa bir yol yapacaksınız. Ordu'nun yapıyı da buraya ne yapmıyorsun kardeşim? Sebep ne? Göz boyamasını 2 gün önce bir krater göndermiş buraya. Yolu düzeldiler, çektiler gittiler. Ah yavrum. Tozdan topraktan geçemiyorsunuz. Tozdan topraktan geçilmiyor. Peki. Yok abi böyle bir şey. Evet. Saygıdeğer izleyenler, vatandaşın oy verdiği halde hizmet alamayan vatandaşın isyanını sadece biz değil, bizi izleyenler de dinliyorlar, duydular. Aynı yukarıdaki bir şey, benden 1 kilometre yukarıda Mustafa Halıcı'nın evinin yanında böyle bir, bu kadar değil de 5-6 metre bir yüksekliğinde şey var. Selahattin Bey var. Onların düğünü, onlardan torpili olarak da valilikten şey çıkarmışlar, ödemek çıkarmışlar, orayı yaptılar. Yani torpili olan mı yapacak bu yolu? Yani... Git bak, göstereceğim seni, gidelim bakalım. Tamam efendim. Gidelim bakalım. Gidelim. Tamam, anlaşıldı efendim. Biraz evvel başladığımız haberin devamını yaparak dertli vatandaşımızla birkaç cümle daha almak üzere beraberiz.
Buyurun Sayın Sağlam, biraz evvel dilinizin döndüğü kadar devletten, milletten, seçilmişlerden, yörenize istinaden yapılması gerektiği halde yapılmamasına karşın sistemlerinizi dile getirdiniz. Son sözleriniz ne olur? Son sözüm abi, buraya uçtular 70 metre burası. Aşağıda virajdan buraya 70 metre. 70. Bunu yapacaklardı, bunu yapmalarını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim bahçem üstünde aşağı geliyor. Bunu da en az bu fındık sonuna kadar yapmalarını istiyorum. Ha, yapmalarsa ben bu yolu keseceğim. Şartlar ne olsa olsun. Tamam. Şimdi iktidara oy vermesine rağmen köyün %99'u iktidar yanlılarının belli başlıları torpille söz konusu yolun heyelan tehlikesi arz eden yerlerine istinat duvarını yaptırmalarına rağmen kendisinin verdiği arazisinin çevresine yolun istinat duvarının yapılmasına haklı olarak tepki gösteren Sayın Sağlam, son olarak bu torpilli yapıldığını söylediğiniz yerle ilgili olarak bu devletin seçilmiş ve atanmış yetkililerine ne söylersiniz? Fazla uzatmadan. Vallahi hiç, ne söyleyeyim? Şunu da söylemem gerek yok zaten. Gören göz kulağı istiyor. İstemiyor. Ya, istemiyor yani. Her şey, evet. Her şey belli. İşte burayı yapıyorsun da yani orayı bize niye para yok? Bize niye para yok diyorsun? Sebep ne? Bizim duyduğumuza göre şeyden, valilikten ödenek çıkarmış, burayı yapmışlar. Bir de Akbuğa'da varmış bir yer, orayı da yaptılar. Ondan sonra çektiler, gittiler. Yani istediklerine çıkarabiliyorlar. İstediklerine çıkarabiliyorlar ama bize kaldığım bir şey yok. Evet. Bilmiyorum, ben 15 gün daha bekliyorum. İsterse yapsınlar, isterse tamam. Yapmasınlar. Tamam. Saygıdeğer izleyenler, 15 gün daha devlet yetkililerine mühlet verdiğini söyleyen Mehmet Sağlam, 15 gün sonra hiç kimse kızmasın, gücenmesin diyor. Yolu trafiğe kapatacağını söylüyor. Saygılar.